14 Şubat Pazartesi, Bir Gün Gazetesi Bahadır Özgür Bilirkişi raporu çıktı, Sinpaş bölgeyi mahvediyor. Valiliğin çet gerekli değildir kararlarının iptali için Muğla İdare Mahkemesi'nde açılan davaya sunulan resmi bilirkişi raporu çıktı. Rapora göre Sinpaş'ın Kızılbüyük koyuna inşa ettiği devasa tesis, milli parkı, kıyıyı, ormanı ve endemik türleri tahrip ediyor bilirkişi çet hazırlanmamasını pek çok yasaya aykırı buldu. Aylardır yapılan iş yasa dışı. iktidar, belediye ve şirket suç işliyor diyenler haklı çıktı. Mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti, Simpaş GYO'nun Marmaris'te inşa ettiği Kızılbük Resort Otel ve Devre Mülk Projesi'nin kıyı, ormanı ve çevredeki yaşamı tahrip ettiğini tek tek tespit etti. Rapora göre Muğla Valiliği'nin çet gerekli değildir kararı yasal değil, ve proje için çet hazırlanmak zorunda. Marmaris'te Milli Park'ın içindeki Kızılbük Koyun'da Sinpaş, iki etaptan oluşan 2005 odalı bir otel ve 1407 adet devre mülkü kapsayan devasa bir tesis inşa ediyor. Tesis iki koyu doğrudan, iki koyuysa ormandan geçen yollarla dolaylı olarak kapatıyor. Proje daha başından tartışmalıydı aslında. 30 yıl önce hatta ailesinin başlattığı ama 2006'da iflas edince bitirilemeyen projeyi Sinpaş satın almıştı. Çeyrek asır önce verilmiş izinlere dayanarak eskisinden çok daha geniş bir alana yayılan yeni bir proje hazırlandı. Buna rağmen Muğla Valiliği koruma altında bulunan bölgedeki projeye çet gerekli değildir kararı verdi. Ancak bu karar tartışmalara da yol açtı ülkenin gördüğü en büyük yangın felaketinde henüz ilk ateşin tutuştuğu günlerde böyle bir karar verilmesi soru işaretleri doğurdu. Nitekim daha valilik kararı çıkmadan Sinpaş, Kızılbüyük projesini Borsa İstanbul'da halka arz ederek para toplamaya başlamıştı. Sonrasında Marmaris Kent Konseyi üyeleri gönüllüler bir araya gelerek hukuki mücadeleye giriştiler. Şirketin ağır tazminat davasına, yerel basın aracılığıyla yürüttüğü karalama kampanyasına rağmen bölgeye gidip talibatı belgelediler. Ve Mulla 3. İdare Mahkemesi'nde valilik kararının iptali için dava açtılar. Mahkeme iddiaların incelenmesi için bilirkişi heyeti atadı. Heyet, 30 Aralık 2021 günü inşaat alanına giderek keşif yaptı ve durumu fotoğrafladı. Hazırlanan rapor geçen hafta mahkemeye sunuldu. Bilirkişi, koruma altına alınmış bölgedeki inşaatın kıyı ve milli parkı tahrip ettiğini, çok sayıda yasal düzenlemenin ihlal edildiğini, endemik türlerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu, bölgenin statüsü ve inşaatın etkileri dikkate alındığında çed'in zorunlu olduğunu vurguladı haliyle Muğla Valiliği'nin kararının iptal edilmesi yönünde kanaat belirtti. Heyetin raporundaki tespitler tek tek şöyle sıralanıyor. Ciddi çevre tahribatına yol açtılar. Dava konusu parselin bulunduğu alanın doğal ve ekolojik değeri yüksektir. Plan kapsamında kalan alanlarda arazi kullanımı ve yapılaşmanın fen, sanat, sağlık ve çevre şartlarına uygun olarak oluşmasının sağlanması, afet etkinliklerinin azaltılması, doğal, tarihi, kültürel çevrenin ve ekosistemlerin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi gereklidir. Ancak keşif sırasında çekilen fotoğraflarda da görüleceği üzere doğa ve ekosistem üzerinde ciddi bir tahribat meydana gelmiştir. Çevreyi kirletmeyecek önlemler alınmamıştır. Kıyı kapatılamaz, kazı yapılamaz keşif sırasında dava konusu alanda kıyı ve sahil şeridinde inşaatların bulunduğu görülmektedir. Kıyı yasasına göre kıyı herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup buralarda hiçbir yapı yapılamaz. Duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeriyle engeller oluşturulamaz. Kıyılarda kıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz. Kum, çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez. Ancak keşif sırasında yapılan gözlemlere göre projenin uygulandığı alanda bu yasaklara dikkat edilmemiştir. Yapılan yapıların 3621 sayılı kıyı kanunu kapsamında değerlendirilmesi için çet kararının verilmesi gereklidir. Milli Parklar Kanununa aykırı. Milli Parklar Kanununda açıkça ifade edildiği üzere bu alanlarda tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değeri bozulamaz ve her türlü müdahalelerle çevre sorunları yaratacak işlemler yapılamaz. Ancak keşif sırasında yapılan gözlemlerde ekolojik dengenin bozulmasına yol açacak talibatların oluştuğu belirlenmiştir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşü alınmamıştır. Marmaris Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyon Plan Raporuna göre yapıların konumunun tayini bitki örtüsüne ve doğal yapıya en az zarar verecek şekilde yapılması zorunluyken buna uyulmamıştır. Parsel içinde ve dışında yapılması zorunlu yol, kanalizasyon, su isali hattı gibi altyapı tesisler milli park içinde yapılacağı halde bunlarla ilgili Marmaris Milli Park Genel Müdürlüğünden görüş alınmamıştır. Projedeki devre mülk hilesi Turizm tesislerinin niteliklediğine ilişkin yönetmeliğe göre turizm belgeli konaklama tesisleri tek bir bağımsız bölüm olarak değerlendirilir ve bu tesislerin kendi konaklama bilimleri üzerinde devre tatil hakkı tesis edilebilir. Ancak bu tesislerin konaklama bilimleri üzerinde devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi şehre konu haklar tesis edilemez. Bu tür tesislere turizm belgesi verilemez. Bu sisteme kısmen veya tamamen geçen tesislerin belgileri iptal edilir. Söz konusu proje'nin proje tanıtım dosyasında öneri konut alanı ve turistik tesis ve konut alanı olarak belirlenen alanlarda devremük projesi yapıldığı ifade edilmektedir. Proje kapsamında yapılması hedeflenen 1.407 adet devremük proje kapsamında toplu konut olarak değerlendirilmiştir. Ama imar planında konut alanı olarak gösterilen alanların oluşturacağı nüfusun ihtiyaç duyduğu donatı alanlarına ilişkin bir açıklama yapılmamış ve konut alanlarında devre mülk projesiyle turistik amaçlı tesis alanı oluşturulmuştur. Projede Sinpaş GYO AŞ tarafından Kızılkum mevkiinde iki etaptan oluşan 2005 odalı otel ve 1407 adet devre mülk yapılması planlanmaktadır deniliyor. Amaç ve fonksiyon yönünden otel odalarıyla benzerliği nedeniyle her devre mülkün tek oda olarak tanımlanması durumunda tesisin oda sayısı 1612 oluyor. ÇED yönetmeliğine göre turizm konaklama tesisleri, oteller, tatil köyleri ve turizm kompleksi eşik değerinin aşılması nedeniyle çevre etki değerlendirmesine tabi projeler kapsamında değerlendirilmektedir. Endemik türlere zarar verdiler. Bölgede korunması gereken endemik türlerin olduğu, buna rağmen alanda yaşayan canlı tür ve çeşitliliği bakımından yeterli bilimsel araştırmanın bulunmadığı, canlıların doğal yaşamına zarar verilerek talibata uğratılmış olduğu, ayrıca proje sahibi şirket tarafından verilen tüm taahhütlere rağmen bu alanda yaşayan canlıların korunmasına ilişkin gerekli önlemlerin alınmadığı tespit edilmiştir. Su ürünleri açısından da denizsel ortama etki yapıldığı bu nedenle denizsel etkinin de tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir. Atıklar için yeterli altyapı yok. Dava konusu tesis bitirilip işletmeye alındıktan sonra oluşacak atık suyun mevcut kanalizasyon tesisine verileceği belirtilse de hem bölgenin fiziki konumu nedeniyle cazibeli bir kanalizasyon sistemine bağlanamayacağı hem de 30 litre saniye atık su debisinin Civardaki nüfus ve olası kanalizasyon hattı düşünüldüğünde mevcut sistemle bertaraf edilemeyeceği için ÇED'e ihtiyaç vardır.